gelmiş geçmiş bu konuyla ilgili en eski ve en gizli aşk hikayesini anlatacağım. Bir prenses tarafından öpülen her kurbağa polis olur mu? Uzmanına bir kurbağanın anatomisi oyununun yaratıcısı Yeşim Ceren Bozoğlu'na sorduk. Efendim bu bir kurbağa biliyorsunuz. Çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bir kurbağanın anatomisi adlı oyunumuzun tiyatro Kılçık salonda, mekanda, tiyatromuzda ilk seyircili genel provasının gecesindeyiz. Heyecandan gerçekten 3.5-4. Ver bakalım şu elmayı. Görsün bakalım o Adem nasıl yiyormuş ayvayı. Yeşim Ceren Bozoğlu yeni tiyatro oyununun provalarında ilk kez Fifty Fifty kameralarını konuk etti. Oyun bir TikTok videosuyla doğmuş. Hocam TikTok'tasınız dediler bana. Ne TikTok'tayım oğlum ne diyorsunuz falan filan. Bir baktık o konuşmanın içinde benim kullandığım bir cümle vardı işte. Kurbağayı öptüğünde sadece bir kurbağa öpmüş oluyorsun. O prense dönüşmüyor zorlamadı. Oyunun yönetmeni Cenk Tunalı bu fikrin nasıl oyuna dönüştüğünü anlatıyor. Bir gün geldi bana dedi ki Cenk dedi seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Kurbağalarla ilgili çok ciddi bir oyun hayal ediyorum dedi. Ben de iyi misin dedim. Yani şu an sağlık durumun nasıl dedim. Çocuklar böyle ara gazı verdiler falan. Biz yazdık oyunu getirdik Cenk Hoca'ya. Hocam söz verdi okuyacağım diye. Ama çok umutsuz yani. Hani %90 istemiyor. Evet sürekli kesiyor. Oyunda da böyle ama sahne üzerinde öyle olmuyor. Yönetmen ben olunca benim dediğim oluyor ama tabii. Ama sonra ki. Ne söyledin onu söyle hocam. %100 hiç full ithal. Sonrasında ben hikayeyi çok ilginç buldum. İşin özeti ve gerçekten çok da fantastik bir oyun olduğunu düşündüm. Bu kurbağaları tanıyalım. Her biri bir erkek tipini tarif ediyor. Birinci kurbağamız kurnaz vasat kurbağa. Kurbağayı görüyor musunuz? İkinci kurbağamız anasının kuzusu kurbağa. Buna hastayım. Üçüncü kurbağamız narsist kurbağa. 4 maço kurbağa. Buna biraz göbekli. Buna biraz yükseliyorum yalnız onu itiraf edeyim. Oyunda da söylüyorum. Bad boy kurbağa bu kötü sizin çocuk. Sizin tarzınız mı? Biraz seviyoruz öyle serseri tipler falan filan. Eskiden tövbe Rabbim tövbe. Hangi duayı ne zaman kabul edeceği belli olmaz tövbe. Metroseksüel kurbağa, şöhret kurbağa ve son olarak da az önce vefatını ilan ettiğimiz çapkın kurbağa. Peki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatında bir kurbağa var mı şu sıra? Bu aralar kurbağa yok. Dere kurumuş. Engin rezil derede ıslah çalışmaları var diyelim. Biz de şu anda... Tarzınız vardır ama. Yani şöyle... Kötünün iyisi. Yani kötünün iyisi bunların hiçbirisi değil. Kesinlikle bunların hiçbirisi değil. Bundan sonra biz gerçekten... Beyaz atlı prens kastına audition yapacağız yani. Çiçeği çikolatayı alan adresi bulsun anamın babamın evi çok da zor değil yani. Hani. Gelelim müziğe. Hem oyunda hem de hayatında müziğin yeri büyük. Çok. Oyunda da var böyle söylediğimiz bir iki tane şarkı. Tatlı tatlı şeyler var. Çok da bir iddialı olduğum bir şey değil ama hani tiyatro oyuncusunun söyleyeceği kadar bir şey. Müzik çok seviyorum. Evet. Yani şarkıcılık yapmak başka bir şey ama işte bu oyunda da hani rezil olmadan o karakterin o tipin içinde nasıl söylerse işte bir yerde mesela evlilikle ilgili bir şey anlatırken şeyi söylüyorum mesela. No all or insan. Yani full detone ama o kız öyle söyleyecek o şarkıyı gibi yani öyle. Sıcak sohbetin ardından Yeşim Ceren Bozoğlu yeni oyununun provasında tipten tipe giriyor. Ne zamana kadar cennette o akıllı bıdık yılan gelip de o meşhur elmayı havaya ısırtırana kadar.